Assalamu aleyküm. Bundan raporasa 15 yıl mukaddam 2005 yılının 13. May günü Mustaqil Özbekistan'ın askerleri öz halkıya karab ok attı. Andijan şahrinin Bobur meydanına yığılgan adamlar üstüge qorğaşın yağmuru yağdırıldı. Bugün geçe öşe günü meydanda ok yiye bu dünyanı tark etkenlerinin anık rakamı açıklanmaydı. Vakiyaga guvohlar maydon o'liklarga to'lib ketdi. Ular mingdan ortiq edi deyishadi shu kungacha. Hukumat esa o'lganlar soni 187 nafar degan. O'sha paytdagi Islom Karimov hukumati Andijon voqeasini hasbo'shlab, uni diniy ekstremistik oqimlarni xuruji deb atadi. Bo'lib o'tgan qirg'inning barcha haqiqatlarini maxfiylashtirdi. 15 yillik Andijon siri bundan keyin ham ochiqlanmaydi. Baho berilmaydi, tekshirilmaydi. Zaten bugün Özbekistan'ın başkarışka kelgen güçler 2005 yıl 13. May günü adamlarını okka tutgan hükümetinin varislaridir. Şunun üçün barcha sahalarda ıslahatlar buluşunu elan kılgan Prezident Shavkat Mirziyoyev Mustaqil Özbekistan yangi tarixidagi eng qonli sahifa bo'lgan Andijon 2005 voqeasiga siyosiy baho berilishdan tiyilib kelyapti. Ammo Özbekistan ichidagi mustaqil matbuot so'nggi 3 yil mobaynida Andijon voqeasini bir necha marotaba yodga oldi. Masalan, Kun.uz, Qalampir.uz saytlari 2005 yilgi Andijon voqealari to'g'risida maqolalar va suhbatlar berdi. Maqolalarda Bobur maydonida halok bo'lganlarning aniq soni qancha bo'lgani hamda tinch namoyish ishtirokchilarini o'qqa tutmaslikning iloji nega bo'lmagani haqida ham mulohaza qilinadi. O'tgan yil esa Qalampir.uz sayti 2005 yilda ichki ishlar vaziri bo'lgan Zokir Almatovni suhbatga tortgandi. O'sha suhbatda sobiq vazir Andijondagi qonli voqealarni maqsadi hokimiyatni egallash bo'lgan terroristlar uyushtirgan dedi. Shu yilning fevral oyida esa respublika bosh prokurori o'rinbosari Svetlana Ortikova Qalampir.uz saytidagi intervyusida maydonda o'q tegib o'lganlar ichida tinch aholi ham bo'lganini e'tirof etdi. Aziz tomoshabinlar, negativ dasturining bugungi sonini 2005 yilning 13. May kuni Andijon shahrining Bobur maydonida sodir bo'lgan mudhish voqeaga bag'ishlayman. Siz bugun o'sha kunlar Andijon ahli naqadar dahshatli kunlarni boshidan kechirganini guvohi bo'lasiz. Siz hozir eshitadigan ovozli yozuvlarni Ozodlik radiosining o'sha paytdagi Andijondagi muxbiri G'ofurjon Yo'ldoshev tayyorlagan. Bu ovozlar o'sha kuni aslida nimalar bo'lgani haqida so'zlaydi. Andijonda kimga o'q otdi? Juma kuni ertalab 13-kun may kuni maydonga chiqdik. Odamlar yig'ilib, miting boshlangan ekan, hamma ayollar chiqib, o'zini dardlarini aytib, muammolarini aytib, mikrofonda gapirishdi. Men ham ularda gaplari haqiqatligini eshitib, tinglab o'tirdim. Qarasam hammasining gapi haqiqat. Men ham aytganda o'sha gaplar nimalardan iborat bo'ldi? Aholi pensiya pullari ozligidan, oylilari kamligidan, erlari ishlamaganligidan, bolalarini boqolmasdan, hatto maktabga bergan ijara kitoblarini pulini to'lolmaganligidan dardini aytgani bizga yoqib, shu yerda xalq bora-bora ko'payib yig'ilib ketdi. Biz ham kechgacha o'tirdik. Shu orada soat ham 6 ga yaqinlashib qoldi. Tepamizdan vertolyot 2 marta aylandi. Biz dardimizni hamma chiqib aytovordi. Yosh bolalar ham chiqib aytdi. Banisalarga borib, boshlar yorilib, kirganda hatto tikib qo'ymaganligini, unga puling bo'lsa tikamiz deb hali bolalarga qaramaganligini, yosh bolalar ham chiqib shunaqa to'lqinlanib gapirganda biz o'tirib vertolyot osmonda uchganda ham tarqab ketmadik. Yana birdaniga shovqin boshlanib hokimiyat tomonidan BTR mashinada soldatlar qator o'tirib mashinani haydab o'q otib ketdi. Asha chekada turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Birinchi qaysi tomondan o'q otildi? Asha BTR mashinalar vozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi. Soldatlar
soldatlar otdi. Biter mashinasi yana orqaga qaytayotganda yana aşağı hol mashinada o'q otib ketdi. Unda ham hammamiz o'q ovozidan qo'rqib yerga yotdik. Ashunda ham hammani odamlarning qo'llariga tegdi, ko'ziga tegib ayol kishi o'ldi. Andijonda kim kimga o'q otdi? Bu savolga fotomuxbir hamkasbimiz javobi. O'sha yerda men syomka qilib turaman. Yo'lda 3ta 4ta bizga qarab BTR va BMP mashinalari kelayotgan edi. Men o'sha aligilarni salobatini, vajohatini ko'rsatish uchun taydan olaman deb ko'chaning markaziga o'tirib oldim. O'tirib oldimmi 100 metr qolganda biz tomonga o'sha BTRlar otishni boshladi. Qo'rqqanimizdan qocha boshladik. Bu yerda men ko'rganim faqat bir tomonlama bo'ldi. Haqiqiy lug'aviy ma'nodagi otishmani ko'rganim yo'q. Bir tomonlama, ya'ni hokimiyat armiyasi o'sha go'yoki terroristlar, jinoyatchilar tomon ota boshlashdi. Andijonda tinch aholiga kim o'q uzdi? Yoshim 56 da. Bobur haykalini oldidagi namoyishda bo'lganmi? Bo'lganman. Tinch aholi tinchgina namoyish o'tkazayotgan holati, hamma yurak dardlarini aytayotgan holatida. Shu 13-chi kuni xalq o'z tinch arzidodini aytib turgan holatida, nariy katta ko'cha tomonidan askarlar otishni boshladi. Hamma jon qutqarishga qolgan edi. Hech qanaqangi ogohlantirish bo'lmadi. Ha, erkaklar ham qochdi, ayollar ham qochdi. Endi bolasini ko'tarib gelip götürmeyeler. Aslında öyle oldu. Kolu da cicisi var. Yanına bitti iki de bolası ben çıkardım barıdı. 57'ye girdim ben. 13. silah günü keçikbey saat 6'dan hücum başladı. Keyin Olomonga qarab o't qochganimdan keyin Olomon inegin qochib aşı maydondan şu soyga yetib bormasdan aşı texnikum bor, 15. maktab bor. Şu yerga borganda soldatlar shu yo'lda yotib olgan ekan ikki qator bo'lishib, keyin teva domlari uylarni tevalariga snayperlar chiqib olgan ekan. Tayyor bo'lishib. Bu kimlar o'sha Akramiy deganlarning snayperlari? Yo'q, soldatlar. Soldatlar. O'zimiz O'zbekiston qurolli kuchlarining soldatlari. Yo'lning ikki chekasida juda ham ko'p aholi kelayotgan edi. Xotinu, bolayu, chaqayu, erkagu soat 6 yarimda shu vaqtda. Shunda uyga haqiqiy otish boshlandi nechun. Bularni masalan birortasini o'tkizmadi. Mash kelganini uydan masalan shu tomosha qilgan aksiyalar chiqib qo'qsin moliyatga chiqib qolganini ham shu otib tashlashdi bular emas. Hech kim doyaga yo'q. Hech kim doyaga yo'q. Soldatlar o'qqa tutib yubordi. Hamma ayollar yerga o'tirdi. Yerga o'tirgan men joy topa olmay qoldim. Kechirasiz. Biz bilaman o'sha mana soldatlar o'q otayotgan paytda demak sizlar bilan o'sha Akramiy deganlar ham bo'lgan-a shundaymi? Bo'lgan edi. Akramiylar tomonidan o'sha soldatlarga qarata o'q otildimi? Ular otmadi. Akramiylar otmadi. Biz o'q otmaymiz. Biz jang qilgan chiqmaganmiz dedi. Men haligi joyda bir yo'lga qaradim. Qaraganimda BTR mashina nandarada turar edi ko'ndarang bo'lib. Soldatlar yerga yotib olgan edi. Hamma o'q otardi. Yani bitta ayol meni qo'limdan tortib hech bo'lmasa engishing o'q tegadi deganda shunda o'q engishganimni bilaman o'q vizillab boshim yonidan o'tib ketdi qarasam orqamizdagi bolani miyasiga tegib hamma tomonga chachirab ketdi ustilarimizga tushib hamma yo'g'imiz qonga bo'landi yani odam yigitlar aytdi o'n tomonga qarab qochinglar devor tomonga qochinglar dedi hammamiz o'liklarni olgani oldi yaradorlarni yetalagani yetaladi qolgani qolib biz o'n tomonga devor tomonga qochdik keyin yonimizda ko'cha bor ekan o'n tomonga buriladigan ko'chaning ichiga kirib yashirinib oldik soldatlar shunda ham o'q otishyotuvdi. Andijonda kim kimga o'q otdi? Kelgusi eshitirishimizda mavzuni yana davom ettiramiz. Andijondan Turg'unbek. Andijon voqealariga guvoh bo'lgan suhbatdoshlarimiz gapiradi. Ertalab soat 4:30-5 larda soyga 15-chi maktab tog'iga keldik. Kecha soldatlar o'rab turibdi. Tinchlik, faqat ko'cha to'la o'lik. O'liklarni shundayligi g'ishq tergandaqa qilib terib bir chekaga qo'yib qo'ygan ekan. Keyin odamlar bolalarini, erlarini istab chiqqan xotinlar, bizga o'xshaganlar ko'paydik. Keyin lekin turganimizdan keyin bitta BTR bilan soldatlar o'tdi. Bizga qarab o'q uzdi osmonga. Biz yana chekaga chiqdik, qochdik, yana qaytib keldik. Meni yaqiniga bordirmadi. Uzoqdan qarab ko'rib turibmiz. Kamazlar keldi, kamazga yuklab to'ldirdi o'liklarni. Bu erkak, ayol aralash yosh bolalar ham bor uning ichida. Bularni aralash olavurdim. Böyle bir qancha odamlar ham ko'rib turibdi yashaydi uzoqda. Yaqin kelding otaman deyapti. Shu qarab turibdi bizni. Shunda keyin bular haligini olim yig'ishtirib haligi biroz taxminan qancha odamdi? Endi bizga kamazga sarjin o'tinni yuklagan singari qilib yuklagandagi qancha odam solishi mumkin uni kamazga. Endi mana zil olib keluvdi, zilni orqasida o'lik orqa bortni yopgandagidan ham ko'rinirdi. Mashina o'tinni singari qilib, mashinaga kres qilib taxladi o'liklarni hammasini. Bizdan 100 metr, 150 metr narida bo'layotgan ish bo'ldi. Endi aniq
nima qilmadi, endi uchov mashina ham to'lib ajaqqa olib ketdi deb bu yoqqa qaytmadi orqaga biz tomonga. Shuna yoqqa qarab ketdi. Soldatlar shundan keyin lekin chekinib ketishdi. Ketgandan keyin ko'chalarda 10-15 ta o'liklar qoldi. Erkaklarda o'liklari, yoshlar, yigitlar. Arablarning ichidagi qonni ko'rsangiz, endi dahshat olib ketgan. Shu 20 yoshdan shu 30-35 yoshga qadar bolalar, yigitlar hammasi mashu bulchayib shu o'liyotdi-da. Arablarning ichida yana bir ayol kishi kelib, "Dob" dedi. Ukasi bor ekan, ukasi maliyar ekan, uni qizil valashapti bor ekan, birovning eshigida ishlab kelayotgan odam ekan. Sumkasida chotka yo potka hamma yo'q o'tiribdiligini. Ilma teshib ko'ribdiligini hali bolani ham ko'ring. Yordam beradigan inson bormi dedi, hech kim hech kim yordam beramayapti dedi. 13-chi kuni Andijonga kelib, osha Dukchi Eshon ko'chasida odamlar gavjum ekan. Ikkita Moskvich, biri oq, biri sariq Moskvich. 17-0-25-54 oq Moskvich ichida ikkita o'lib yotibdi. 17-0-66-24 sariq Moskvich ichida ikkita otib yuborilgan. Yosh o'spirin bolalar endi, 20-21 yoshdagi chamasidagi bolalar ekan. Mashinalarda ham otib teshib yuborgan ekanlar. Keyin o'sha Moskvichni to'g'risida Dukchi Eshon ko'chasi shaharga kirishda chap qo'ldagi to'g'risida o'lik ichkarida turgan ekan. Keyin eski shaharga mana shu to'g'ri katta prospekt bilan piyoda ketdim. Yo'llarda shu otgan izlar, endi odamlar o'lib yotibdi. Kamida bir 30-tacha odam sanab men hokimiyatgacha bordim. Ular o'zlari kelib shu Andijondagi bo'lgan voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgani yo'q. Lekin ko'rgan odamlarni ular yolg'onchiga, bo'xtonchiga, terroristga chiqaryapti. Vaholanki ular o'zlarini haq huquqlarini himoya qilib chiqqan oddiy odamlar ular. Prokuror bo'lsa 169 ta deb o'lganlar deb aytyapti. Vaholanki bu yerda 2000, 3000 odam o'lgan, halok bo'lgan. Shularni ko'zimiz bilan ko'rdik o'zimiz. Shularni guvohi bo'ldik. Kimlardir esa? Sudlanmagan. Yo'q, sudlanmagan. Kuni qanday holat bo'lishdi? Hokimiyat teshigining tagida o'lgan. O'zimi ukam ashitda o'lgan, boshiga otishgan snayperda. Boshini yami yo'q, amakimi qonniga otishgan. Soldatlar otganini ko'rgan hamma. Masalda bittasi mana qo'liga o'xigan, oyog'iga o'xigan, o'bilbansi yotgan 14 yashar bola. Shu bolani metsestrasi kechpayt ovqatlantirdi, hamma yo'q yaxshi ketgan. Ertaman metsestrasi kelsa, bola o'lib qoldi deyishgan. Bu bolani miyasi ham jarohatlangan, hamma yo'g'ini jarohatlanib o'ldirishibdi. Buni endi biz shu bolani mana ko'mdik. Madaniyatli bola o'zi bu. Madaniyatda O'zbekiston territoriyasi yashaydi. Abdujabbor degan bola. Biz 8'lerden keyin çıkıp vardı ya, o'sha yollarda o'liklar sochilib yotganligi, asosan o'sha mana kollejda qurilish texnikumi, uni ro'parasi 15-chi maktabda bütün o'liklar yig'ilib o'sha yerdan jo'natilganligi, lekin biz o'sha hokimiyat tarafga qarab yurdik, yo'lda o'rtasida o'sha mashinalar, o'shaning ichida odamlar qatib qolgan. Peshingacha o'sha yerdagi o'lgan o'liklarni Bobur haykalining tagiga terib qo'yildi, bir 20-tacha. Uning ichida ayollar bor, erkaklar bor, kimlar bor. Hokimiyat atrofida o'lganlar. Hokimiyat o'sha maydondagi, o'sha Bobur haykalining tagidagilar. Kechirasiz, gapingizni bilaman, hokimiyat atrofiga ham o'liklar ko'milganmi? O'liklar ko'milgan. O'sha yerga ko'mildi. 20-tacha o'lik o'sha yerga, o'sha maydonga xotira bo'lib qolishlik uchun deb odamlar o'sha yerga o'shinday ahvolda ko'mdi. Buni kimlar ko'mdi? O'sha yerda maydonga yig'ilgan odamlar. Hukumatmi? Hukumat emas. Chunki aytayapman, hukumatda odamlari hammasi orqaga tortib ketdi. BTRlari yo'q, soldatlari yo'q, yerni shunday bo'shatib qo'yishdi. 14-chi kuni bu? Bu 14-chi kuni, ha. Andijon voqealari haqida kelgusi eshitirishimizda mavzuni yana davom ettiramiz. Andijondan Turg'unbek. Bu yer eski shahar, temirchilik, bazarning ko'chasi. Nech kishi yo'q sizlarda oilalar? Bizda 8 kishi yo'q. Dadam, kuyovim, erim, ukasi yo'q, ayam yo'q, o'zimi ukam yo'q. Bitta ukam o'ldi, amakim ham o'ldi o'qiyib. O'lganlar necha yoshda edi? O'lganlar 22 yoshda, 50 yoshda. Ularning bolalari qoldi hammasi. Sudlanmayaptimi? Yo'q, sudlanmagan. Kuni qanday halok bo'lishdi? Hokimiyat teshigining tagida o'lgan. O'zimi ukam ashitda o'lgan, boshiga otishgan snayperda. Boshini yami yo'q, amakimi qonniga otishgan. Soldatlar otganini ko'rgan hamma. Amak, o'zingizni tanishtirish. Men Qodirov Qahramonman. O'g'lim Abdullo. Ko'chaga shu tomoshaga hamma qatori aralashib bolalar bilan chiqib ketgan ekan. Shu kunuzi bu onlardan keyin chiqib ketgan, hech qanaqa bir nimasi yo'q. Siyosatga aralashadigan, davlatni bir nima qarshi bo'lgan, unindaka nimamiz yo'q, hech qanaqa bizda nima qilgan.
Bu kamalgen emez hiç kim, hiç kim bu nimege aralaşken emez. Şikanaga bir devlet için öylece ortakça bir nime koygen emezimiz. Bola indi köpçülüydü kotarıdı şu, borup koptu halen. Ortaları haması birge borgen şey, topalandı, yongurda kaçıp gitti. Bu arada karda kop gitken nime bugün de bilmiyim ben. Siz tanıştırsınız, kayda turasınız. Andijon şahri, eski şehirde. Sizden kimler yok kaldı? Onam, 45 yaşlı onam. 18 yaşlı oğul bala, ülkem yok, bedarak. Ama yolda istedik, dadam ölgen. Ailesi neşte adam hazır? Hazır ikitesi yok, ikitesi yinim bilen kaldık, üç kişi yok. Ama ki sizde neşte bala hazır yok? Yani bitti balam yok, cuma günü çıkıp etken. Rasmiler üçleşim mi? Üçleşim papama geldi de hazır, sekizimi yaptıkken. Umuma yürgüzüme yaptım Melisa'la. Neç günden beri? Üç günden beri isteğimiz. Üç günden beri bizi köçeye çıkarmadı. Utomak ötgüzüme yaptı umuma. Ziyam, karındaşlar yok orken? Neşte kişi yok? Bitti hakem, ikide hükem. Neçi yaşta ula ailesinde farzantları var mı? Ailesinde farzantları var. Kattasının üçte farzantı var. Kiçiğinin üçte farzantı var. Ondan kirengisinin farzantı yok ki. Bunlar amaçı akramiler de hükümet ayıp koyuyorken adamlar mı? Yok bunlar unakamaz ki. Bunlar irtilatta çıkıp etken halka koşulup hazır yok. Tadiri ne yapıyorken bilmiyoruz ki. Akrami yok ki öz. Bunlar yok nasıl? Halk kinaldı da ki halk kinaldı. Halk kinal yaptı ki. Yani öz oylen canı ki. Mesela daha da hatta özü ayıp var. Mesela milli hafsızlığı ayıp var bunca. Mesela Uruş Cancaz 100% emas 500% ayb bor milliy xavfsizlikka. Nima deysiz? Mana shu milliy xavfsizlik 22 odamni olib kirgan deyilyapti. Shular ustidan sud bo'lgan, norozilik hukmi shundan kelib chiqqan. Ko'chaga chiqqan xotinlarmi, bolalarmi hammasini otib tashlashdi. Nechta o'liklar mana hozir bedarak yo'qdi. Qayga olib kim borganini birov bilmaydi. Aka istab chiqib topishmayapti. Nechtamiz istab chiqilyapti, topolmayapmiz mana. Bitta narsa, birinchi kim olib chiqib ketdi degan bilasizmi? Ana shu yerda o'lganlardan bolalar bilan ayollarni. O'ylab ko'ring. Ayollar bilan bolalarni olib chiqib ketgan. O'lganlarni, yerda yotganlarni pulemyot o'qitayotgan, avtomat o'qitayotgan, olib chiqib ketgan. Xuddi shu o'zimizni soy degan cho'lpon shoh ko'chasidek. Cho'lpon bog'iga davrdi. Undan keyin erkaklar, qariyalar qolgan xolos. Yo'qolib qolgan ukamiz 84-yil 1984-yil 21 yoshda. 13-chi may kuni obeddan keyin chiqib ketgan. Shu bo'yi yo'qlari. Qanday deb taxmin qilasizlar? Qayerda yo'qolgan bo'lishi mumkin? Endi aniq bir narsa deya olmaymiz. Shu bog'lar atrofida ko'rishgan bo'lgan. Shu bo'yi yo'q. Ukiz hukumat tomonidan akramiylar deb atalayotgan guruhga mansubmi deb? Yo'q, hech qanaqa hukumat nimalarga mansub emas edi. Har xil oqomlarda qanaqalarga hech qanday nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Ayblanmagan, sudlanmagan, hech qanaqa unaqa bir nimalarda aloqasi yo'q. Qatnashmagan. Istab qayerlarga murojaat qildinglar? Bordinglarmi biron joyga? Ichki ishlar boshqarmalariga bordik, shahar bo'limiga bordik, klinika kasalxonalarga bordik, sudmed ekspertizalarga bordik. Bu yerdagiligi kasallar ro'yxatida, vafot etganlar ro'yxatida, vafot etganlar ichidan topa olmadik. Andijon xalqi juda ishtirofda, juda motamda yashayapti hozir. Nohaq insonlar ko'p o'lgan. Hali don daraksiz o'liklarni topolmayotganlar, o'g'il qizlarini topolmayotganlar, go'daklarni topolmayotganlarni son sahati yo'q hozir. Qayerga borsangiz insonlar shu motam holatida o'zini farzandlarini, birovlar o'zini otalarini, birovlar o'zini onalarini, birovlar o'zini singillarini ishlab topisholmayapti. Don daraksiz ketgan bular qayerda hozir? Na o'ligi, na tirigi yo'q ularni hozir. Andijon voqealari haqida kelgusi eshitirishimizda mavzuni yana davom ettiramiz. Andijondan Turg'unbek. Andijon voqealariga guvoh bo'lgan suhbatdoshlarimiz gapiradi. Ashu soyga yetib kelgandan keyin qattiq boshlab yubordi, otishdi bular. Haligi joyda mana shu xotin kishilarni qizil tapishkalari, yosh bolalarni qarang oyog'idagi tapishkalari, mana shu chaynaydagi katta-katta miyalar mana shu qovulgan joyida qattiq bo'lib uyib qolgan, qattiq bo'lib. Men endi bu yerga pasportimni to'kilib deb o'ylabman men uni. Avval birinchi ko'rganda qarasam insonning miyasi ekan u. Tutib yuborgan, yo'q qilib yuborganda mana holatni ko'rib oxiri menda bardosh qolmadi. Chidolmay qoldim. Chidolmay qolganimdan keyin ko'zimni yurak chata bo'lib ketib oldim. Opa, siz o'sha shu maydonda bo'libsiz, mana maydonda rasmiylardan, masalan, shahar prokurori, yana boshqa rasmiylar o'sha yerda qahramonlarcha halok bo'ldi deb mana mahalliy gazetalarda berilyapti. Siz o'shilarni halok bo'lishini ko'rdingizmi? Aslida holat o'zi qanday bo'ldi? Ko'rdim. Ular prokurorni hozir dedi sizlarni oldinglarga bizda dedi prokuror bor dedi. Prokuror bilan moliya bor dedi. Oldinglarga olib chiqamiz dedi. Sizlar dedi nima savol olinglar bo'lsa savol beringlar dedi. Ular javob beramiz deyapti dedi. Qanaqa muammolar bo'lsa so'rab hal qilib olinglar dedi. Prokurorda olib chiqdi, odamlar bir ikkita savol berdi. Keyin uni qaytarib olib kirib ketayotganda olomon hamma g'azablanib urib ketdi haligi prokurorni. Akromiylar urmadi, urmanglar dedi ular. Urmanglar, urmanglar deb uni himoya qilaman dedi.
bir ikitasi olib chiqqan uchun ular uni himoya qila olmadi olomondan. Olomon uni kishini urib yubordi. Yana Andijon shahar soliq inspeksiyasining boshliq vazifasini bajaruvchi rasmiyni o'zbek askarlari otganini suhbatdoshimiz aytadi. Unga ko'ra isyonchilar o'zlari bilan birga ketayotgan aholini himoya qilish uchun garovga olingan rasmiylarni oldinga o'tkazib, olg'a yurgan. Ammo oldinda turgan askarlar baribir ularga qarata o'q uzgan. Ularda oldimizga qo'yib olamiz dedi. Ular o'zlariniki qarata o'q ota olmaydi dedi. O'q qotsa ham dedi o'zining odamlariga tegadi deb ularni olti qatorga qo'yib soy tomonga yurib ketdik. Otishmada halok bo'lgan. Ular olti qatorda bo'lgani uchun ular soldatlar otganda birinchi bo'lib ularga tekkan. Soldatlar o'zi siz otganini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Ular olomon avtomobilga ketayotganini ko'rib, hech qanaqa to'xta deb belgi qilmasdan odamlarga qarata otib yubordi. Soldatlar qator yerda bir chizilib yotib olgandi, kaskalar kiyib mustahkam bo'lib, bir ana transportyori ham bor edi. Biz otmasa kerak deb ketayotgandik, o'qqa tutishibdi. Opa, o'lganlar haqida ma'lumotlar har xil o'sha soy guzar hududida. Siz nima deysiz? Ayollar ham, bolalar ham bor edi. Ayollar ham o'lgan. Hukumat tomonidan berilayotgan rasmiy ma'lumotda 169 ta deyapti. Haqiqatda ham 169 ta odam o'lganmi yo undan kamroqmidi, ko'proqmidi, qanaqa edi? Undan ko'proq bo'lish kerak edi. Otishma bo'lganda, bo'lganga qaraganda Andijon shahri Oltinko'l ko'chasida Novvoy bola, 23 yoshli Novvoy bola, ismi Shahobiddin. Lekin Ayronchi mahallasi Rahim aka shu mashinasi ketayotganda qizi bo'lgan mashinasi kuyovi bo'lgan o'quzib, otib, uchovi ham ashatda vafot etishgan. Nechta odam o'lib ketdi? Men o'zim harbiy tayyorgarligim bo'lgan uchun, qanday o'qotar qo'llardan xabardor bo'lganim uchun gapiryapman bu narsani. Soat 6:30 da yomg'ir yog'di Andijondan. Kech payt 13-chi kuni. Yomg'ir yog'ib o'tgandan keyin birinchi avtomatdan o'q eshitildi. Avtomat bilan pulemyotni, BTRdan otilgan o'qni farqiga boraman. Birinchi avtomatdan o'q otildi. Keyin BTR deymiz bu pulemyotda. Pulemyot degani endi pulemyot ikkita nima bo'ladi? BTRda pulemyot bilan ruchno pulemyotda farqi bor. BTRda pulemyotda shunday o'q otildiki, bu endi bitta BTRda o'qi bitta snaryad degan gap. Bitta odamni teshib o'tdimi, ikkinchisiga, uchinchisiga, to'rtinchisiga, beshinchisiga ketaveradi. 15 minut BTRdan o'q otilgandan keyin o'zingizlar o'ylab ko'ringlar, o'sha yerda nechta odam bo'lsa, 300 tami, 400 tami, 500 tami, 1000 tami odam bo'lsa, ashulardan asalom qomat degan gapda. Hisobsiz o'liklarni ko'rdim. Ayollar, bolalar, xususan ko'zim bilan ko'rganim eng achinarlisi homilador ayoldi. Qonni ochilib yotgani qo'lim bilan yopib qo'ydim. Shundan keyin o'zimga kela olmay uyga qaytdim. Bu ayol homiladormidi? Homilador edi. Chunki men o'zim ayol bo'lganligim uchun bilaman. Yiqilganda ochilib ketgan. Qonga bo'yalib yotgan, beti ham ko'rinmasdi u ayol. Soldat ota boshladi dedi. Shunda men o'liklar tayiga shunday o'likka o'xshab yotib kirib oldim dedi. Shunday bo'ldiki dedi, o'liklarni ustidan ham otishdi dedi. Ikki qulog'imni ikki tomonidan dedi. O'qlarni vizillab o'tganligi, o'qni issig'i dedi, bilinib turibdi dedi. Men o'likni tayida yotibman dedi. Shundan keyin dedi, bir pasdan keyin turib dedi, qochdim dedi, to'polon tugagandan keyin biz mana shu odamlar bilan shaxsan o'zimiz suhbatlashdik. Bu hozirgi soldat, bu rahbarlar odam otog'i cho'pqon ekan-a, bilmagan ekanmiz ha. Qirg'iz otgan yo'q millatini. Ukrain otmadi, gruzin otmadi, bizda otdi. Axir pashshaning ham joni bor, biz insonmiz u. Kelgusi eshitirishimizda mavzuni yana davom ettiramiz. Andijondan Turg'unbek. Bir med personalga ko'ra nima bo'lgan edi aslida o'zi? Hozirgi kunda ahvol qanday viloyatdagi shifoxonalar? Viloyat shifoxonasida o'sha kungi holat dahshatli tus olgan edi. 13-chi kungi holat, kechqurungi holat dahshatli tus olgan edi. Jahannam holati edi. Kelayotgan bemorlarning ahvoli o'q yeb, hamma dod voy, qiyomat qayin singar edi. Kimlar otyapti deb so'raganimizda, o'zimizni soldatlar, o'zimizni harbiylar otyapti deb bizga javob berdi. Ko'zimiz oldi qancha bemorlar jon taslim qildi. Ko'pini shu bosh miyasidan jarohatlangan o'lgan edi. Mana bemorlarni bu yerda yaradorlarni majburan olib chiqib ketdi ham. Ularni qayga olib ketgani hali birovga aniq emas. Bularni qancha ota-onalari, ularni farzandlari, ularni istab yuribdi. U yerda qayerdaligini hozir ularga noaniq. Chunki u yerdagi kasallarni ular tuzalmasdan olib chiqib ketgan edi. Oddiy medvat bola shu shaharda o'lik yig'ishtirayotganda o'q otib to'xtaga o'lib yaqin kecha o'ligini qo'yishdi. Andijon viloyati Paxtabod tuman Ozod jamoat xo'jaligidan to'xtaga o'lgan. Tinch aholidan oddiy davlat ishini qilayotgan odam. Dadam mashu o'g'il banzada yotgan edi. Ko'rgani keldim, kelsam shunday yaradorlar juda ham ko'p kasal edi. Hatto vrachlarni shunday ustidagi holatlar ham qon edi. Lekin kasallar zallarda edi. Deyarli meni nazarimda
Palatalar yetişmeye kalkandı, zallarda hem kasalarda koyup taşıyanıdı. Yaradolar şu zallarda hem durdu. Kaçı kasal bu arada? Şimdi ben anlayı almadım. Peki ben bir karışımda üzüleksiz 3 metre, 4 metre arasındık konular. Şuna kon oku, kon gibi buyulgen halette kon doğuları bu arada. Bana kasal onalarda, bana klinik eden oğlu ben ise hiç kendi odamlarda koyma yaptı. Hatta ki ota onalarda kirgizme yaptı ucaylar ya. Biz bugün ablasını balinçaya borganıdık. Orada eşit dayanımızı kirgizleşmedi. İçki arada saldatlar oku doğrularımla duruptu. Umuman bizge dokulup taşkarıya çıkar varıştı. Ki yine o şehirde uşa tuturgen adamlar bitesi vıraçakken onun kolu da kartışkası var diyken. Lekin o kartışkası da rasım yok iken. Uşa tuturgen işge var yanıken. Lekin uşa niyem kirgizleşmedi. Özel asla şu tişlediyken. Ki yine o şehirde biz aşağıda turganimizda keyin bitta odam kelib, ringinga tushib olsa bo'ladimi deb so'radi. U odamga ham ruxsat berishmadi. Bittasi kelib, avtomatni olib, otadigan anandaqasini, haligi men tushunmayman ayol kishi uni. Shiriqlatdi-da, qani jo'nash bu yerdan chiqish deb haydab yordi. Keyin bizni kirgizishmadi, biz qaytib keldik. Biz o'g'ilni shu yo'qolib qoluvdi. Istab, banisalarda hammasini istadik. Oxiri Anjon tumani, o'sha ko'l banisasi. Köyge bardik, kiçik oğulma birge bardik. Hali geride pasportunu registratördeki köysat durduk. Bir tane hemen ala tapırıp gitti de bir avtobüs girdi. Avtobüsde indi bütün hani, meliseler, avtomatlarla formali formasız meliselerle. Neki gün bunlarda hani, başlığı girdi de doktorlarla bir dedi şey, yaradarlar buluş gereği aşılarda ap geçişmiş gereği dedi. 5-10 melise kirp gitti birgeleşip. Eşitay'da indi 2-3 melise aşağı avtomatman durdu. Bir bala aşe numadan çıkıp aldı. Periveski hanadan. Şunu neki gün haligi meliseler kolini götür dedi. Hemen onu ovus yakalıp kendineki aşe numak koydu. Kolini götür turdu haligi bala. Kendine yuadan bir 10 minit arada 10 minit 15 minit vakti öttü de haligi içkarıdan nekin palatalarda haligi yotgan periveski kılıngan yaradorlarda 8 tasini nekin haligi meliseler ortaga alıp ap çıkıştı. Bittasini endi kolu yaralangan, bittasi bıkınıge, konuge yaralangan, bittasi ayağıda, bittasi boşini yaralangan. 8 tabi olanı ap çıktı. Hammasi yaş yigitler. 20-25 yaşar bollar. Haligilerde nekigin alıp ap çıkışıp, ap tozge basıp ap gitti. Haligi numarge koşunca haligilerde hem numarge kardarda turgan haligi balanı hem birle koşu ap gitti. Bir kampır turuldu, kampırda oğlu hem ap gitti şifaldı. Kampır dört de ben balam bu kasak yorganı keludu dese hem kulak sağlaşmayı onu hem ap gitti. Keyin köçede biter hem ki geneken, ap tozge biter bilen kelişken eken. Ularda ap çıkıp, ap tozge ap çıkanla eken, indi boğuldu deyip tursek, bu atışma ap gitti. Ammanın nekin, içkere ikir, içkere ikir diyordu. İçkere nekin, düzen yugurup, ben sana içi ikir kötü bağlayayım. Bir de palata boş eken, hadi palataya ikir olup, kaldırıp oturdu kendini kokup. Numa oldu eken bir adam. Nekin, hemen o tinçil yanı okşadı. Nekin, hali gile ap tozge ne çıkıp gitti. Kendinekin çıkıp, hali adamlardan sorusak, maşine ötüp ayan eken, şunu bilmeyi ötüp ayan eken, aslında attı da maşinayı. Biter deyler, askerler. Bu, şamba günü de 16. olsa gereği de istep yürüdü de oğuldu. Ben isalardı. Hiç karşı kalmadı. Hamas'tan istep toplanmış. Ahırı ölü hanadan toptuydu. Andıcan vakiyeleri hakkında kelgüsü eşleştirişimizde mavzunu yana devam ettiremiz. Andıcan'dan Turgun Bek. O'zbek askarlari o'qidan qochgan o'zbeklar bunday davom etadi. Keshi toshgacha borib olaylik endi. Qorong'i tushmay ertalabgacha deb ayollar, bolalar hammamiz yo'lga tushdik. Qarasak uyib ketdik ho'lmiz. Endi kiyimlar so'rab yo'lda odamlardan kiyim beringlar, kiyib olaylik deb biri kostyumini, biri jumperini yechib berdi. Shu bilan Teshi tosh tomonga ketdik. Yo'lda 5 minut o'tirdik. Ayollar, yosh jiji bolalar yura olmay qoldi, chollar. Ularda kişiler orkasiga hap çıkıp aldı, ayollarda koltuğundan yetelap aldı. Cinde oturamız, yani köp oturmaylik, yani orkamızda gelip okka tutu varmasın dedi. Kokuşup kete ağırdı, ki tör köçeler çıkıp aldı. Orta kaysi yoldan yürüsek de bir ışığa kaldı da iki de böyle orta yolda yürüyüp iki de keçası, iki de koşunu takkılattı. Ular eşitmedi, ha ama uhulayat kendi. Yani yürüyler, tavak gelmiş yoldan yürü arayılıydı. De bitti yoldan yürü arayılıydı. O sal balantlı rocağıyken, öğretten arası kıynalıp öttük. Yani dişe paslıyken yürüp, şu kır adır, dala tamamından yürüp, teşi taşı yetu aldık. Aşıkı borgende hem, törküce kep kaldı. Kayısı tamamen yürüs etkin de, bitti yol varıyken, lay şüdgar bir yerden yürüse, ha ama biz batıp kalamız dedi. Koza ekilgen cahıyken. Endi ma kelgan yo'limizga to'g'ri yo'lga ketaveraylik deb yana orqamizga jinday burilib katta yo'lga o'tib ozgina yurishimiz bilan
kütülmeyende saldatlar yana okka tutuvardı. Qaydan keldi saldatlar? Saldatlar aşı pistirmada kütüp durgan ekan, okka tutuvarudu, okka oktiyegeller öldü, ayollar dod deb yerge loge özünü taşab yotu aldı, orkada qogallar yana orkaga koştu. Bir de 6 yaşar kız ayağıge yara ok yedi. Bir de ayol arkasıge ok yedi. Bir de yaş yigit gözüm aldı da öldü. Bir de çal maski o genekem ayağıdan ok yedi. Köp ballar kollardan yara ok yedi. Konunu akızıp yugurup gelişti. Bir de pana cay barıken biz uyarge yaşırındık. O şey de işçimizde karagende ok bayrak kütarı o genekemde ayollar degen yapan bu. Ok bayrak kütarı eli bu musan bula bizi kuralımız yolunu bilmezsen okka tutuvaradı dedi de. Bollar uzun yağaç alıp oh günü baylaşıp her günü kötarıştı. Yigitler kaç kısılak günü ne oldu? Teş taş kısılakta? 14. günü erte sahar, 4'den 15 mi ötken deyken. 30 mi oldu? Biz köçeke çıktık. Karasek ölüyorken adamlar. Hatınlar var onun içinde, yaşları var. Ölüyorken egen ancası. O oramda oldu da yine sentirdi. Merkezi de. Teş taşın merkezi de. Siz neler gördünüz? Biz ki yalnızca 3'te ölüyorken göz yaşıydı. Bu ölgeler kimler? Bitti erkek şey, 2 tane kişiydi. Kötü de ölüyor. Tahmin erkek şey 30 yaştan aşırak. Ayağla bir tas katta hatun, bir tas yaşlı kız egen. Ölgelerinin kolunda kural var mıdır? Yok, kolda kural yoktu. Fakat bettiğe Rumal taşak koyuyken başka kişinin yoktu kolda. Sıra körgende, mesela ot etkende ular tamamından karşılığı buldu mu askerlerge karşı? Akremi degenlerimiz Rumal kural yoktu. Bayrağı bozayam ot işte de ular. Bayrağı kütarı borgende hem otu vardı. Ok bayrağı. Bunun o ancandan borgerler, koçalar buldu. Ular da orası da kimler vardı? Fakat yiğitler mi? Karı kişiler hem iki de çol vardı oksako. Ayolların hatunu, cuvanu, yaş ballarım var. Hani bahçede ünlüme kıladığım yaş ballarım yeterli bakar. Yaş ballarım var yani. Yedi her bilerdi bilmedim. Saldatlar bitti. Ural maşineri gelip ot işte. Biz otken payette patay ketipken balanı ot verdi bunlar. Böyle koşup aşılar ya koşup. Ne yaşta balaydı o? 32 yaşta. Bu bala öldü mü? Ölge yok. Ne yaptı? Yani ok kirket gene gibi yüreğini aldı. Az da valla yaptı. Onu, ayettim mi ertelepte oku yegenden kegin. Otup taşar dedim o. Üç günü neşte adam yapır bir olsa. Neşte adam üç günü öldü diyor. Tahminen önlüştü adam. 14. ay. 14. ertelep böyle etken de. Bunlar kaç pitekken akramilerde? Akramilerde. Tahminen önlüştü adam öldü ya. Tötte çağırsa bana o sentirde öldü. Yede bir yede. Bir işte hatun bana o aram savarını aldı da öldü. İki tanesi üy de öldü. Anaka, üyler gel girişip koyup yere daraltır ki ikinci ayı can verdi. Başka üyde ölgenler de ne dedi yapsız? Kömür koyuyorlar diye pul veriyordu biz olmadık. Onun gece tıbbi yardımlarına kürset yetken, birinci yardımlarına kürset yetkenler onlar da morthanaya hep gitti. Calakudukka. Ulanman bile meleselerden var mı da? Melese yoktu umuma. Melese bulak kaçan ki ötüp yetken dengen payda oldu beri. Onun gece çakırsak hem ötmedi beri. Kemegen biz. Hazır kanat ahval hazır. Hazır. Askerler basıp yetken hem yok. Şu 14. günden bir yağı dedi. Bana bir gün 16 mı? 16. gün. Andijon voqealari haqida kelgusi eshitirishimizda mavzuni yana davom ettiramiz. Andijondan Turg'unbek. Men 25-yilda tug'ilganman, 80dan hozir oshyapman. Mashrabjonman, atim. Mashrabjon taqa halok bo'lgan yigit necha yoshda edi? Sizga kim bo'lar edi? Farzandlari bormidi? Bu mening nevaramda bola. 28ga kirganida ikkita farzandi bor. Endi bizga og'ir ish oldi. O'zi og'ir yashab kelyotdik. Endi yana betlar bo'lyapmiz. Nevaras Akrami deb hukumat tomonidan ayib qo'yilayotganlarga bir aloqasi bormidi? Hech bu bolalar mana shu ishi tirichilikni bilgan. Xolos. Unaqa ishlarma ishi ham yo'q. Ishi bo'lsa men ham uniga yo'l qo'ymasman. Men tinchlikda xohlaydigan odamman o'zi dunyoda. Mana shu urushda yurib, 5 yil yurib, 2 marta yarador bo'lganman. Og'ir yarador. Mana hozir endi invalid bo'lib, ashimdan beriki invalidlik bor menda. Biz bunaqa deb umid qilmadik. Ashinda duo qilardikki, hech banda shunaqangi biz ko'rgan qiyinchilikni ko'rmasin ham, bunaqa qiyinchilik bo'lmasin deb doim Allohdan so'raganmiz. Qaysi kuni chiqib ketgan İsmi ne miydi? Şamirat ismi. Kerimim benim pamilamda. Tirikçilik, aş kam köz meyde çüyde indi yemek içmek. Şuna kadar çıkan o kekin topame kaldık. Dedeleri, amekiler istese ahırı dedesi tanımak taşı öyle hane deyken öldü. Onu abarıp taşışken eken. Kekin inekin ahir aşırdan tavuş bildi de bir kança vaxtdan kekin. Özde ne miş kılardı ne var istoklik? Malaka ayak giyim kılacak kasıpıdı. Ya bu bolam dana yakşı balaydı. Demek ki aşı madeli
kelinlerini hem çıkarardı. Şuna kadar patinka, o bu kılışka, şuna kadar giminen şugullanardı halas. Kim otkana hakkında haber var mı? Bilmem, bilmiyim ben şimdi köpçülüğün içinde şuna kadar rupara kep kaldı mı? Bazar üçer kırganı çıkken şundan keyin tapamaya kaldık. Anık bilmiyim ben balam, anık bilmiyim ben. Özüm ona kadar köçe gelip çıkamay, ayağım ağrıp yatıldım. Akhir indi balanın bana kurgandan beri ki, ben akıl tırılıp durup ben. Adresi ile kanak oladın? Ancak şehirde, ilgeri kışlaştığı köçe dedi, indi hazır mı azizlik degen 75. hane. 80 yaşlı Maşrabjon Karimov bilan suhbatımız devamında, marhum Shomurod Karimov'nin tonguç farzandı yanımızga keldi. Kapıramıyor musun? Atızı mıydı? Yardak. Kanaka? Yardak. Necha yoshdasiz, bilasizmi? Necha? 2. Yoshini bildirish uchun ikki barmog'ini ko'rsatgan Iroda qiz yonimizdan uzoqlashganda motamga kelganlarning ko'zlarida yosh qalqdi. Zero hali bu norasida qizcha otasiga nisbatan xalok bo'ldi degan so'zning mag'zini chaqishga aqli yetmasdi. Ozodlik radiosi uchun Turg'un 15 yilki Andijon fojiasi haqidagi bor haqiqat aytilmay kelyapti. Voqeaning bevosita ishtirokchilari bo'lganlarning ko'p ishtirokchisi bo'lganlarning ko'pchiligi bugun Amerika, Yevropa, Avstraliyada qochqinlikda yashamoqdalar. Ular Andijondagi qonli voqealar haqida o'z haqiqatlarini ochiqlamagan bo'lsalar-da, O'zbekiston hukumatı ularni hali kechirgani yo'q. O'sha paytdagi prezident Islom Karimov "Men o'z xalqimni otishga buyruq bermaganman" degan. Diktatorni bu gapiga ishonadigan bo'lsak, demak, Bobur maydoniga yig'ilganlarni o'qqa tutishga o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov yoki Ichki ishlar vaziri Zokir Almatov buyruq bergan bo'lishi mumkin xolos. Bu ikkala amaldorning ikkisi ham avvalgidek hukumatning e'zozida bugun. Ularning biri prezident Shavkat Mirziyoyevning o'ng tomonida, ikkinchisi esa chap tomonida turib xizmat qilishmoqda. Xalq xizmatidami dersiz? Yo'q. Hukumat xizmatida. O'z xalqini tushunmayotgan, u bilan til topisha olmayotgan hukumatning xizmatida. Men gapimni boshida hukumat Andijon voqeasini eslamayapti degan ma'noda gapirdim. Mayli, eslamasin. Amaldorlar eslamagani bilan xalq Andijon 2005 ni hech qachon unutmaydi va bunday qonli voqealar takrorlanmasligi uchun duolar qiladi. Siz ham duo qiling. Andijonda o'qqa uchgan ayollar, bolalar va qariyalarning ruhlari bezovta bo'lmasin.